Monica ve Emma Sky'ın onlara yeni bir su parkının açıldığı haberini verdiğinde çok mutlu oldular. Şimdi çok heyecanlılar. Geçen yazdan beri bunu bekliyorlardı. O yakışıklı can kurtaran Jackson'ı etkilemek için bazı kıyafetler seçmeliyiz. Seçimler güzel gibi durabilir. Ama ya hesap uymazsa? Anlaşılan bu kızlar pek hazır değiller. Biletlerimiz ne olacak? Ne demek tükendiler? Bu nasıl bir yaz? Harika. Şimdi gelecek yıl için tüm hazırlık planlarımızı tekrar ertelememiz gerekecek. Ya kendi oturma odamızda bir su parkı yaparsak? Deli olduğumuzu mu düşünüyorsun? Sadece izle ve gör. Su o kadar soğuk ki dişler trompet melodileri çalıyor. Suyun hemen kaynaması gerekmiyor muydu? Arkadaşları ona yardımcı olacak. Bize biraz ısı ver Sky. Böylesi daha güzel. Kim Emma çorbası ister? Sanırım biraz aşırı yakaştılar. Su resmen volkan lavına döndü. Şu anda biraz papatya çayı fena olmaz. O küçük Emma serpintisi onu daha da tatlı yapıyor. Kızımız bunu sevdi. Instagram su parkındaki insanların fotoğraflarıyla dolu. Oturma odamıza havuz yapsak insanlar bize gülerler. Serseri. Diğer herkes sıcak tropik tatillerini yayınlıyorlar. Sky nasıl yardım edeceğini biliyor. Aklındaki fikri ne bu kızın? Arkadaşları gülmekten çatlıyor. Monica bu durumu gerçekten düzeltebilir. Daha önce de böyle şeyler yapmıştı. Bir çizimin önünde resim çekmek işe yarayabilir. Ama birileri yorumlarda nefret kusuyor. Bu şaka mı? Bu gibi insanlar neden var? Monica yüzmeyi pek sevmez. Aklında bir şeyler olmalı. Havuz sandalyesine oturacak. Fakat dikkatli olsa iyi olur. Sky önce oturan oldu. Pekala, her neyse. Boya henüz kurumamıştı. Ah bakın, evde bir zebra var. Emma çok dağınık. Bütün havuz cipslerle kaplı. Koyacak yer yok mu? Yüzen bir masa mükemmel olurdu. Fakat bu pek uzun ömürlü değil. Sky arkadaşının sağlıklı şeyler yediğinden emin olmak istiyor. Bunda ısrarlı. Cipsler uzun süre dayanamadı. Monica birçok polisiye film izledi. Kimi nasıl kurtaracağını biliyor. Bu adil görünüyor. Sky yüzmek istiyor. Ama Emma bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyor. Burası çok derin. Ve Sky da harika bir yüzücü değil. Emma'nın buna daha çok ihtiyacı var. Yüzemeyeceği bir havuzun burada işi ne? Bu hiç adil değil. Sky çocuk havuzunu hatırladı. Küçük olsa da onun işini görecek. Terlikleri son tatilinden kalma kumlarla dolu. Bunu temizlemesi gerek. Kum havuzu mini kumsala dönüştü. Kızımız onunla da oynayabilir. Burada bir şey buldu. Değerli bir taş. Çok şanslı. Kumsalda oynamanın işe yarayabileceği ortaya çıktı. Belki de kendi su parkını yapabilir. Şezlongun boyası kurudu. Artık rahatlayabiliriz. Monica'nın her zaman güneş yanıklarıyla sorunu olmuştur. Ama muhtemelen burada güneş yanığı olmayacak. Bu hiç iyi değil. Güneş şeklindeki bir lamba kızımızı korkutmasın. Bu gerçeğinden daha zararsız. Monica bu güneşi sevdi. Bu güneşte bir yumurta bile pişirebilirsiniz. Sky da bunu yapıyor. Kim tost ister? Ama ne olursa olsun küçük bir yanık oluştu. Ah olamaz, kızartma tavası uyandı. Üstelik çok öfkeli. Sky yemeğini onunla paylaşmaktan mutluluk duyar. Bu çok hoş. Monica Emma'ya iki tür güneş kremi sürdü. Sky da turlar düzenleyerek biraz para kazanmaya çalışıyor. Çok fazla kazancı yok ama en azından dürüst bir iş. Havuz o kadar etkileyici değil. Siz de bunu fark etmişsinizdir. Bu kaydırak çok ilginç. Şimdi havuz bir şeye benzedi.
Ayna olayı komik ama acımasız. Sky paralarını geri vermek zorunda kalacak. Üzgünüm, tek sahip olduğum şey bir muz. Her iyi tesisin bir bara ihtiyacı vardır. Özellikle de bir otelin. Öyleyse bir tane inşa edelim. Yakında bar görmeye hazır olun. Sadece biraz daha fazla süsleyin. Peki gerçek bir barmen olmadan yapabilir miyiz? Tabii ki yapamayız. Pekala, hadi yapalım. Tropikal kokteyl mi? Tamamdır. Sky YouTube'da video izledi. Bu yüzden bu konuda bilgili. Malzemeleri karıştırıp yaptığı içeceğe bakın. Peki ya bu? Etkileyici. Ayaksı. Her şey gerçekten çok komik ve de şaşırtıcı. O videoyu tekrar izlemelisin. Başının ağrısı geçtiğinde. Emma'nın annesi işten döndü. Bir havuz mu? İnanamıyorum. Ancak bonesiz yüzmek daha da kötü. Bir keresinde sudan kel çıktı. Bunu bir daha denemek istemiyor. Yüzücü şapkası ya da kel şapkası. Bu iş sana kalmış. Bu herkes için geçerli. Monica Bahamalardayken yüz boyası yapmayı öğrendi. Bunu test etme zamanı. Şimdi tam sırası. Vay, bu iyi görünüyor. O çok yetenekli. Kendini muhteşem gösterdi. Sky bundan etkilenmedi. Bahamalara hiç gitmemiş. Ama amcası dövme sanatçısı. Şuna bakın. Aşağıya yorum yapın ve kimin tasarımını daha çok beğendiğinizi bize bildirin. Tabancalarıyla oynamak çok eğlenceli. Kızlar silahlı, tehlikeli ve güzel. Bu çok heyecan verici. Emma seçiminden pişmanlık duyuyor ama Monica harika gidiyor. Emma bunun haksızlık olduğunu düşünüyor. Bir jüriyi vurmak ikiniz için de diskalifiye anlamına gelir. Havuza atlamak rekabet etmenin başka bir harika yolu. Jüriler Emma'nın atlayışından etkilenmedi. Monica ona nasıl yapıldığını gösterecek. Aşk dalışı. Jürinin kararı çok tartışmalı. Sky'da etkileyici bir şey var. Bir keresinde ailesi onu hafta sonu bir trambolin parkında unutmuştu. Atlayışlar hakkında çok şey öğrendi. Riskli bir şey yapmak üzere. Gözlerinizi kapatın. Hayakse bu olmamalıydı. Fakat bu kesinlikle etkileyici. Kızlar güzel bir soğuk limonata yaptılar. Sky'ın artık barmen olmasına izin vermeyecekler. Bunu kendileri başaracak. Ama Sky içecekleri denemek için burada. Ah, çok ekşi. Sky'ın yüzü o kadar buruşmuştu ki büyük annesine benziyordu. Biraz daha şeker ekleyelim. Ama Sky'ın limonatasına değil. Bu gerçek anlamda berbat. Ne olmuş yani? Herkes bu tatlı hayatı kaldıramaz. Kızların çok kirli bulaşıkları var. Elbette en küçükleri onları yıkamak zorunda kalacak. Bu hiç adil değil. O da yüzmek istiyor. Çoklu görev yapabilir mi? İyi ki kimse ondan yerleri paspaslamasını istememiş. Sky cilt bakım rutinini yapıyor ve diğer kızımız da güneşleniyor. Emma için bir şey kalmadı. Bir şeyler düşünmeliyiz. Yoksa korkunç derecede güneş yanığı olur. Bu sinekler nereden geliyor? Ayrıca neden Emma'ya bu kadar düşkünler? Sky durumu biliyor mu? Belki de. Fakat bilse bile bir şey söylemez. Onun işleri tıkırında. Emma boş bir kavanoz mayonez gördüğünde şaşırıyor. Şimdi sineklerin nereden geldiği anlaşıldı. Ah şu güneş kremi. Sky rahatlar rahatlamaz. Arkadaşları ona ütülenmesi için bir sürü kıyafet verir. Tüm yaptığı maskaralıkların cezası olarak adalet yerini buldu. Arkadaşları havuzda eğlenirken kül kedisi de kirli işlerini yapıyor. Bal kabağını arabaya çevirebilirsen, ütü masasını da sörf tahtasına çevirebilirsin. Kıyafetler hala buruşuk ama Sky mutlu. Sörf başladı. Frisbee dünyanın en küçük UFO'su gibi havada uçuyor. Emma ve Monica bununla oynuyorlar. Ama oturma odası bunun için uygun bir yer değil. Sky'ın kafası da iyi bir avize değil. Bu parlak bir fikir değildi. Taze meyve gayet güzel görünüyor. Ama beklenmedik misafir var. Kimse misafir beklemiyordu. Ama işte buradalar. Kızlar şok geçiriyor. Bu yine bir oyun ya da Sky'ın şakalarından biri mi? Hayır, sadece turistler.
Bu biraz para kazanmak için iyi bir fırsat gibi görünüyor. Bir tura ne dersiniz? Peşin ödeyin, geri ödeme yok. Bu tesis bir kadın ve iki maymun tarafından kuruldu. Emma ve Monica bu senaryoyu güncellemek zorunda kalacaklar. Ama müşteriler mutlu olduğu sürece ve paraları olduğu sürece burası dünyanın en sıcak tesisi olacak. Hashtag Tropik Cennet. Emma kafeteryanın sunduğu yemeklerden memnun değil. 20 dakikadır yiyecek bir şeyler arıyor. Arkasında kocaman bir sıra var. Kalabalık kontrolden çıktı. Öğle yemeği birazdan bitecek ve henüz yemek yemediler. Jenny zengin kızın dikkatini nasıl dağıtacağını biliyor. O pırlantaya hayır diyemez, sahte olsa bile, ama bunu çok geç öğrenecek. İçinde ne olduğunu bile bilmiyor. Yüzündeki ifade bizlere her şeyi söyleyecek. En azından şimdi hiç kimseyi bekletmiyor. Emin'in hiç arkadaşı yok. Arkadaşları ona o kadar uzun süre yazmadı ki telefonu örümcek ağlarıyla kaplandı. Ama fakir öğrenciye arkadaşları her zaman mesaj atar. Mesajlardan başını kaldıramaz. Emma sadece 5 dakika sonra şarjını telefona takabilir. Kraliçe Anna'nın gerçek tacı üniversiteye teslim edildi. Bu kıymetli sergiye kimse dokunamaz. Emma'nın kafasında muhteşem bir taç olmaması nasıl mümkün olabilir? Şimdi onu bu dünyadaki her şeyden çok istiyor. Sadık hizmetçisi ne gerekiyorsa onu yapacak. Güvenlik sistemi Emma'nın mutfağındakiyle aynı. Nick buzdolabına giderken bu olayda tecrübe kazandı. Tacın bir sandviç olduğunu hayal edebilirse bu işi başarır. Ama o taç sadece bir hologram. Zengin kız bu haberi duyunca çılgına döndü. Peki ya gerçek taç nerede? Bunu sadece tahmin edebiliriz. Vay, Jenny'nin çok havalı bir çantası var. Bunu kendisi yaptı. Emma çantasıyla dikkatleri üzerine çekmeye çalışıyor. Bu son çıkan Trum moda koleksiyonu. Ama erkekler pek umursamıyor gibi. Başkalarının bu ilgisizliği onu rahatsız ediyor. Nick patronunun çantasının daha fazla parlamaya ihtiyacı olduğuna karar verdi. Bu kadar fazla elmas onda sırıtmaz. Emma her zaman pırıl pırıl olmalı. Fakat çanta bu küçük hanıma çok ağır geldi. Ama şimdi herkes ona bakıyor. Kızımız bu tür bir ilgi istemiyordu. Bu güçlü adam bile bu çantayı kaldıramıyor. Arkadaşlar selfie çekecek. Emma'yı çağıran olmadı. Bu gerçekten adaletsiz. O kendi fotoğrafını çekiyor ve tabii ki çok üzgün görünüyor. Bunu Instagram'a koymamalı. Fakat pahalı aksesuarlar her zaman zengin kızı neşelendirir. Kişisel fotoğrafçı flaşı biraz abarttı. Çocuklar kelimenin tam anlamıyla kör oldular ve çıkış yolunu bulamıyorlar. Emma güzelliğinin üzerlerinde bu etkiyi bıraktığından emin. Zengin kızın yeni oyuncağı muhteşem bir elmas. Herkesin bunu kontrol etmesi ve Emma'yı kıskanmaya başlaması gerek. Ama tüm gözler Jenny'nin yaptığı üründe. Öğrenciler değerli taşlardan çok böyle şeylerden etkilenirler. Sersemler. Jenny'nin çok az parası var. Emma onun yoksulluğunu eğlenceli buluyor. Bu sahneyi kutlamalı. O en pahalı pastaları karşılayabilir. Ama henüz normal bir hizmetçisi yok. Sakarnik her şeyi mahvetti. Bir güzel gün daha mahvoldu. Emma dersin konusunu yazmak için bir kalem istiyor. Jenny arkadaşlarına yardım etmekten her zaman mutlu olur. Emma sınıf arkadaşlarının korkunç manikürünü görmezden gelemezdi. Jenny biraz utanmış hissediyor. Ama Jenny'nin yoksulluğu onu daha da güçlendiriyor. Kızımız manikürünü kartonla düzeltecek. Emma'nın kendi kişisel manikürcüsü ve inanılmaz miktarda değerli taşı var. Sizce kimin manikürü daha iyi oldu? Aşağıya yorum yapın. Hiçbir şey sizi birlikte öğle yemeği yemekten daha yakına getiremez. Emma sınıf arkadaşlarına en pahalı hamburgerleri ısmarlamaya karar verdi. Jenny aç kaldı. Kızımız zengin öğrenciden hiçbir şey alamadı. Burgerlerin bir sürprizi var gibi görünüyor. Bu yüzden çok pahalılar. Andy'nin dişi bu hamburgerlerden daha değerli. Bayan Ruby herkesten sınıfa dizüstü bilgisayar getirmesini istedi. Emma'nın elbette bir elmas dizüstü bilgisayarı var. Sınırlı sayıda olanlardan. Jenny ise karton bir dizüstü bilgisayar kullanıyor. Kendisi yaptı. Sınıf arkadaşları onu sevdi. Zengin kız hariç. Suyla kartonu yok etmek kolaydır. Ama beceriksiz kapıcı Nick'ten bile daha beceriksiz bir hizmetçi buldu. Ve her zamanki gibi Emma'ya karşı işe yaramadı.
Zengin öğrenci güzel yüzükleriyle erkekleri etkileyebileceğinden emin. Ama erkekler bu aptal değerli taşlar hakkında hiçbir şey bilmiyor. Güzellik hakkında da. Emma'nın ne kadar güzel ve zengin olduğunu nasıl fark etmezsin? Ayrıca o çok cömert bir kız. Kimse onu gerçekten takdir etmez. Emma'nın pahalı kaleminin mürekkebi bitti. Zavallı sınıf arkadaşının kalemiyle de yazmayacak. Böyle durumlar için bir yardımcısı var. Nick her şeyi kendisi yapar. Jenny yine A aldı. Harika bir iş çıkardı. Emma da A aldı. Ama bu gerçekten onun notu değil. Sınıfta yeni bir A öğrencisi var. Nick, tebrikler. Emma testi yine kendi başına yapmak zorunda kalacak. Jenny'nin karton dolabı tamamen bozuk. 20 dakikadır kapatmaya çalışıyor. Ama zengin kız düğmeye basarak dolabını açabilir. Emma Jenny'nin dolap kapısıyla kavgasını komik buluyor. Ama iyi adam her zaman iyi kıza yardım eder. Sınıf arkadaşı bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyor. O da iyi bir erkek istiyor. Peki onunla kim ilgilenecek? İçindeki aşkı bir öpücükle uyandırabilirdi. Tıpkı Rapunzel hakkındaki masaldaki gibi. Ama o mutlu olamayacak kadar huysuz. Bakın Jenny'nin nasıl bir yüzüğü var. Bunu kendisi yaptı. Emin'in de gösterecek bir şeyi var. O kadar büyük bir pırlantası var ki. Bu inanılmaz. Jenny sınıf arkadaşını birlikte öğle yemeği yemeye davet ediyor. Elmas çok büyük gibi görünüyor. Emma'nın sınıfta kalıp birkaç sorunu daha çözmesi gerek. Yeni videomuzu beğendin mi? O zaman aşağıya yorum yap ve bize şimdiye kadarki en iyi tatilini anlat.